Şimdi efendim söze başlamadan önce beni hanımefendi sanat adamımız diye takdim etti. Çok teşekkür ederim. Tabii beni sinemacı olarak, sinemacı tarafından biliyorsunuz. Ben bu konuşmanın, şimdi yapacağım çok kısa konuşmanın sahibi olarak kendi hakkımda şu bilgiyi de vermek isterim. Çünkü biraz önce otomobilde gelirken Nur Hanım hanımefendi Berikap'ın yayınladığı şeyde bugün konuşacak ve rahatsızlığı dolayısıyla gelemeyen Freya Hanım'ın biyografisini şey yaptı. Benim biyografimde de belki bu konuyla ilgisini vurgulamam bakımından önemlidir. Ben 1948'de Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümüne girdim. 1952 yılında sanat tarihini bitirdim. Benim hocalarım, ilk hocam Ernest Dietz'ti, meşhur sanat tarihçisi. Sonra Schweinfurt vardı, Philipp Schweinfurt. Sonra Kurt Erdmann vardı. Daha sonra, yani aynı zamanda, isim sayarak sonra diyorum, Albert Gabriel hocamdı. Ve de Kurt Bittel. Bunlar benim sanat tarihi hocalarımdı. Bizim zamanımızda Türk hocalar pek fazla yoktu Edebiyat Fakültesi'nde. Evet, benim biraz bu konularla ilgim de sanat tarihi okumamdan dolayı. Şimdi Osman Hamdi Bey hakkında size bilgi sunmayacağım. Bilgilerle eski deyimle mücehhez olduğunuzu veyahut da bildiğinizi biliyorum. Herhalde. Böyle bilgileriniz var. Ben burada şunu vurgulamak istiyorum. Burada yapılan işle ilgili olarak. Tabii Osman Hamdi Bey hakkında söylenecek çok uzun sözler var. Zaten büyük kitaplar da yazılmış durumda. Çok güzel kitaplar yazılmış. Şöyle bir tanesi biliyorsunuz Mustafa Cezdar'ın harikulade bir kitabı var. Diğer başkaları da yazmış durumda, başka yazarlar da. Gene demin söylediğim gibi ve şimdi müsaade isteyerek Osman Hamdi Bey hakkında değil de burada yapılan iş hakkında biraz konuşmak isterim. Fazla uzatmadan. Şimdi ben en son gittiğim zaman Paris 93'te gittim. 93'te tabii klasik her zaman gittiğimiz gibi bir takım müzeleri geziyorum. Gezdikten sonra müzeleri bu sefer dedim daha eskiden gitmiştim. Kişi namına yapılmış müzelere de gideyim. Delacroix'i, ressam Delacroix'i sevdiğim için önce ona gittim, onun müzesine gittim. Bir facia efendim. Hani hep Paris'e gidip gelenler zaten 93'ten sonra anladım ki Türkiye'de devamlı olarak yalan yazılıyor. Paris hakkında yalan yazıyorlar. Hani müze varmış ya Paris'te, müzecilik falan. Yalan, hiç böyle bir şey yok. Facia. Bakın, kötü bir müze demiyorum. Bir facia. Ve düşünüyorum Fransa gibi hani kültür falan diyorlar ya. Demek ki hayal olmayınca hiçbir şey olmuyor. Hayal etmek. Ne umuyorsunuz siz? Delacroix'un müzesinde, Delacroix müzesi. Resepsiyonun orada bir takım kadınlar, kartlar satıyorlar, geliyorlar. Ticaret müthiş yapılıyor. Ne kadar böyle girerken böyle şaşırıyorsunuz. Sesim duyuluyor efendim, değil mi? Tamam. Şimdi giriyorsunuz içeriye. Müzelerin dışında kalan, yani müzelerde olmayan, hususi koleksiyonlarda olmayan, ne kadar satılmayan küçücük resimleri, kötü resimleri varsa onları koymuşlar oraya. Ben şunu istedim. Biliyorsunuz bugün frankın üstünde, kaç paralığını bilmiyorum, buraya. Ve hayretler içinde kaldım. Müthiş güzel bir şey. Şimdi Delacroix Müzesi yok. Perişan. Böyle bir müze.
Yahu telakki olanın bütün resimlerini büyüt böyle fotoğraf olarak o müzeye koy. Görelim. Asılları var. Asılları başka yerde. Frank'ın üstüne yazdıkları resmi bile koymamışlar. Koydukları, bastıkları resmi. Peki gene soruyorum. Paris'te Toulouse-Lautrec Müzesi var mı? Yok efendim, yok. Balzac diye böyle hani atıyorlar ya, Balzac. Müthiş bir adam romancı, Balzac Müzesi yok. Paris'te Monet Müzesi var. Ressam Monet Müzesi var. Fakat Manet'in müzesi yok. Manet Müzesi yok. Picasso Müzesi var, oluşturmuşlar ama Dali Müzesi yok. Onlar da ressamların tablolarını alıp büyütüp teşhir etmemiş, koymamışlar. Osman Hamdi'yi bu şekilde. Bu yeterli mi? Hayır, değil. Mutlaka bu salonlar nispetinde, salonların boyutuna göre, mekana göre yapılmış bir şey. Daha sonra çoğaltılabilir de. Ama ilk kez burada insanlar Osman Hamdi'yi biliyorsunuz, bu iş resim heykel müzesinde de yok. Osman Hamdi'nin resim heykel müzesinde biliyorsunuz bir iki tane tablosu var. Burada Osman Hamdi hakkında bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Evet, bu mesele bundan dolayı önemli. Burasını vurgulamak istedim. Konuşmasını ve açılışı yapmak üzere Kültür Bakanımız Sayın İstemihan Talay'ı mikrofona rica ediyorum. Bakanlık görevime başladıktan sonra özel sektörle kültürel varlıklarımızın restorasyonu ve sponsorluk ilişkisi içerisinde birlikte çalışma amacıyla ilk kurduğumuz bağlantı Veritap firmasıyla oldu. Ve bugün bu eseri burada birlikte açıyoruz. Ve ben de bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve Sayın Oğuz Aydemir'e bu girişimi başlattığı için ve bizim bu konudaki daha sonra peş peşe gelecek başka ilişkilerin de ilk adımını atmamıza katkıda bulunduğu için veya teşvik ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum. Halkın huzuruna, eğlencesine, eğitimine, kültür ve sanat sahnesi olarak sunan bir kap firmasına huzurlarınızda derneğim adına teşekkür eder, plaketini sunmak istiyorum. Teşekkür ederim efendim. Oğuz Bey, bir tane. Sayın Fikri Akdoğan'ı ve Sayın Cumhur Ersoy'u davet ediyoruz. Efendim, bu tarafa bakalım. Lütfen. Son olarak Dernek Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Okan, Sayın Oğuz Aydemir'e plaketini verecekler. Misafirlerimiz, İstanbul Devlet Senfoni ve Opera Orkestrası'nda mensuplarından kurulu olan İstanbul Boğaziçi Senfoni Orkestrası'nı dinleyeceksiniz.
Thank you.